Şimdi e, 2017'de cemevimiz burası milli emlak yeri, işgali olarak girdik. Biliyorsunuz Türkiye'deki cemevlerin yüzde 80'i kaçak durumda olduğu için biz de bu tiple bir şey yapmaya karar verdik. E, tabii burası daha sonra vakıflar genel müdürlüğüne geçti. Geçtikten sonra da biz burayı bitirmiş olduk. O arada e, imar cezaları kesildi iki tane. Bu suretle de e, hapis cezası yedim. Hapiste gittim iki yıl bir ay hapis cezası yedim. Bir günde hapiste yattım cezaevinde, Maltepe cezaevinde misafir ettiler sağ olsunlar. İşte Cem evlerimizin Türkiye'deki durumu bu yani hiçbir yasal statümüz yok. Yasal statü içinde bir çaba yok, gösterilmiyor. Vaziyetimiz bu şekilde. Yeni Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda zaten bütün cemevlerinin ibadethanesi olarak kabul edilmesi için partiye bağlı bütün belediyelere talimat vermişti. Fakat çoğu belediye meclisi bu işi yapmadı. Evet. O yüzden yani, bunun mecliste sonuçlanması lazım. Evet. Sadece belediye başkanlarının insafına bırakılmaması tabii. gerekir. Türkiye Yasal Büyük olarak. Büyük Millet tabii, Meclisi'nde. Evet, bu mecliste bu biten evet. noktadır bu. Herkes ona uymak durumunda kalırlar. Yani iki kelimelik bir şey yazılacak. Aynen, aynen öyle. Olay bu.